Merhabalar, ben Gamze. Bugün sizlere Socrative platformundan bahsedeceğim. Socrative, online bilgi yarışması hazırlama platformudur diyebiliriz. Daha önceden kanalımızda Kahoot'ta bilgi yarışması hazırlamaya yer vermiştik. Kahoot'la Socrative ikisi birbirine benzerdir. Dilerseniz Kahoot platformunu kullanırsınız, dilerseniz ise Socrative platformunu kullanırsınız. Ben sizlere bugün Socrative'in genel özelliklerini anlatacağım platformu tanıtmak adına ve sizinle birlikte küçük bir quiz hazırlayacağız. Bu quiz'i öğrencilerimize ders esnasında nasıl uygulatacağımızı göstereceğim. Öncelikle Socrative.com web sitesine giriş yapıyoruz. Ve karşınızda gördüğünüz gibi iki seçenek çıkıyor karşımıza. Birincisi öğretmen girişi, diğeri ise öğrenci girişi. Biz bugün sizlerle öncelikle öğretmen girişine üye olalım. Çünkü orada quiz hazırlayacağız. Öncelikle üye olmak için create diyoruz. Yeni bir üyelik yapıyoruz sizinle birlikte ücretsiz bir şekilde. Mailimizi giriyoruz. Ve şifremizi giriyoruz. Next diyoruz. Profilimizi oluşturmak adına bize ülkemizi soruyor. Daha sonra ne amaçlı kullanacağımız soruyor. School diyelim, okul diyelim. Buradan herhangi bir okul seçelim. Ne diyelim? Ankara diyelim. Öylesine bir şey seçelim. Rolümüz ise öğretmen olduğunu seçelim. Kabul ediyoruz ve next diyoruz. Socrative ücretli mi kullanmak istiyorsunuz, ücretsiz kısmını mı kullanmak istiyorsunuz diye bize soruyor. Biz ücretsiz kısmını kullanıyoruz ve finish diyoruz. Evet, karşınızda gördüğünüz ekran Socrative'in giriş ekranıdır. Gördüğünüz gibi bize seçenekler sunuyor. Quiz oluşturma, Space Race ise aslında takım halinde yarıştırma gibi düşünebiliriz. Yani grup halinde olması diye düşünebiliriz. Quizimizin sorularımızı nasıl oluşturacağımızı söylüyor. Ona biraz sonra bakacağız. Buralarda daha önceki oluşturduğumuz quizleri vesaire görebiliyoruz. Sonuçları görebiliyoruz. Yani quizlerin raporlamasını görebiliyoruz. Bu sekmeler onlarla alakalıdır. Biz şimdi quizzes kısmına gelip en önemli işimiz olan, şu an amacımız olan daha doğrusu quiz oluşturmayı göreceğiz. Öncelikle Add Quiz'e tıklıyoruz ve aşağıda iki seçenek çıkıyor. Biz Create New diyoruz. Yani yeni bir quiz oluşturacağız. İlk başta quizimize bir isim veriyoruz. Mesela ben bilgisayar donanımları ile ilgili oluşturayım. Bilgisayar donanımı diyelim. Daha sonra bana burada sorumun 3 tane seçenek veriyor. Soru nasıl olsun? Çoktan seçmeli mi? Doğru yanlışlı mı? Kısa cevaplı mı? Bana bunu soruyor. Benim ilk sorum ne olsun? Kısa yanıtlı olsun. Evet, gördüğünüz gibi soru yazma ekranı karşımıza geldi. Sağ tarafta silme seçeneği var. O soruyu kopyalama seçeneği var. Soru ile ilgili dosya seçme seçenekleri var. İstersek bunları da kullanabiliriz. Ben şimdi bir soru yazayım. Temel giriş çıkış virgül hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Diğer birimleri çalıştırır ve denetler diyelim. Buraya da cevabımızı yazıyoruz. Cevabımız ise CPU. Cevabımızı yazdık. Gördüğünüz gibi birinci sorumuz bizim kısa yanıtlıydı. Formatik kısmını aktifleştirdiğim an soru ile ilgili özelliklerini değiştirebiliyorum. Yani property istediğimiz kısım. Mesela soruyu kalın yapabiliyorum. İstediğim yeri italik yapabiliyorum. Altını çizebiliyorum. Mesela aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dediğimde yanlıştırın altını çizmek istiyorum. Genellikle bu test sorularında da çok fazla olur öğrencilerin dikkatini çeksin diye. O zaman altını çizme özelliği de geliyor. Veya matematik öğretmenleri Socrative programından
bir quiz oluşturacak. Buralardan da matematiksel işlemlerini de gerçekleştirebilirler. Veya soruyla ilgili mesela sorunun cevabını kalın ve italik yapayım. Daha dikkat çeksin diye. Buradan save diyorum. Birinci sorumu kaydediyor. İstersem tekrardan soruma dönüyorum. Düzenlemesini yapabiliyorum, silmesini yapabiliyorum, kopyalayabiliyorum. Bu tip özellikleri var. Şimdi Socrative'in bir özelliği de şu. Gördüğünüz gibi birinci soruda 3 seçeneğimiz vardı. Çoktan seçmeli mi olsun, doğru yanlışlı mı olsun, kısa cevaplı mı olsun. İkinci soruda bunu bize tekrardan soruyor. Yani biz quiz'i çoktan seçmeli olsun deyip 20 sorusunu da çoktan seçmeli yapmıyoruz. Socrative'in bu güzel bir özelliğidir. Birinci soruyu çoktan seçmeli, ikinci soruyu kısa yanıtlı, üçüncü soruyu doğru yanlışlı. Yani buna biz karar verebiliyoruz. Dolayısıyla ben mesela farklı farklı gelsin istiyorum öğrencilere. Dolayısıyla ikinci sorumu ise çoktan seçmeli yapıyorum. Ve sorumu yazıyorum. Ne yazalım? Bilgiler geçici olarak hangi bellekte tutulur diyelim konumuzla ilgili. A seçeneği RAM, B seçeneği ROM, C hard disk olsun. D seçeneğimi de yazıyorum. E'ye de öylesine bir seçenek ekleyeyim. Ekran kartı diyeyim mesela. Doğru cevabımız A. O yüzden yandaki kutucuğa bir tik atıyorum. Gördüğünüz gibi o yeşil oldu. Hangisi doğruysa ona tik atıyoruz. Bunu da kaydediyorum. Yani save diyorum. Şimdi benim üçüncü soruma geldik. Üçüncü sorumu da doğru yanlışla hazırlayayım. Ne diyelim buna? Şöyle diyelim. Bilgisayardaki görüntüleri ekran kartı oluşturur ve monitöre aktarır diyelim. Doğru mu yanlış mı bunu istiyorum. True ya da false yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi false'a geçti. Fareyle true'ya tıkladığımda true oluyor. Ama ben formantik özelliğini açıyorum yani özellikler kısmını yani soruyla ilgili özellik değiştireceğim için. Çünkü bilgisayardaki görüntüleri ekran kartı oluşturur ve monitöre aktarır kısmındaki ekran kartına vurgu yapmak istiyorum. Çünkü sorumun asıl yeri burası. Dolayısıyla bunu kalın ve italik yapıyorum. Daha rahat anlaşılsın diye. Cevabımız da ya da şöyle yapalım doğru yanlış kısmını. Orayı italik yapmak yerine. Cevabını aşağıya da yazabiliriz. Mesela buraya da ekran kartı yazarsak cevap o şekilde de gözükebilir. Yani istersek burayı silip buraya böyle nokta 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 şeklinde de yapabiliriz. Bula bula bula. Cevabı ekran kartı da yazabiliriz. Bu size bağlı. Veya cevabına yazmayıp şuraya ekran kartı da yazabiliriz. Evet, üçüncü son sorumuzu ise bir tane daha doğru yanlış hazırlayarak quizimizi bitirelim. Yazalım ki aşağıdakilerden hangisi tarayıcı türü değildir diyelim. Cevaplarımız iğne vuruşlu olsun, lazer olsun, C tarayıcı olsun, denizli mürekkep, denizli mürekkep püskürtmeli olsun. Tamam. E seçeneğini istersek yazmayabiliriz. Cevabımız tarayıcı. O yüzden yandaki yere tikimizi attık. Bu sorumuzu da kaydediyoruz. Daha sonra biz yukarı çıkıp Save Exit var. Oraya tıklıyoruz. Yani soruların hepsini kaydetmek. Kısacası quizimizi kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi quizimiz kaydoldu.
Biraz önce sekmeler arasında gezerken burası boştu gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayar donanımı adı altında bir quizimiz oluşturuldu. Bunu hangi tarihte oluşturduk? Bunun bir kopyasını istiyor musunuz? Bu quiz indirme özelliği de var. Gerçekten bu önemli bir özellik. Bilgi yarışmaları veya çevrimiçi online quiz hazırlama platformlarında. Veya bunu paylaşma araçlarını söylüyor. URL'sini veriyor. Biz bu URL'yi istersek işte mesela ders amaçlı Facebook grupları oluyor. Orada da paylaşabiliriz. Bu tamamen size bağlı. Şimdi yukarıdaki kısmı söyleyeceğim demiştim. Bu ne demek? Yukarıdaki kısım yani şu XPKZ6D olan öğrencilerin benim şu anki oluşturduğum quiz'in kodu. Yani öğrenciler bu kod sayesinde bu kodu yazarak bu quiz'e giriş yapabilecekler. Şimdi öğrenciler bu koda giriş yapacaklar. Biz şimdi öncelikle tekrardan Socrative.com'a giriş yapalım. Öğrenciler nasıl giriş yapacak onu göstereceğim. Şimdi Student Login kısmı var. Öğrencilerin giriş yapacağı ekran. Öğrenciler buraya tıkladıklarında buraya bir ilk önce isimlerini yazmaları gerekiyor. Daha sonra ise benim vereceğim kodu yazmaları gerekiyor. Onun öncesinde ben şu quiz'e bir tıklayayım. Gördüğünüz gibi bilgisayar donanımı adı altında. Öğrenciler şimdi bir isim yazsınlar. Gamze diyelim. Ve Türkçe diyelim. Gördüğünüz gibi öğrenci giriş kısmına geldiğimizde bizden odanın ismini istiyor. Hatta bunu Türkçe'ye çevirdiğimde de daha rahat anlaşılır. Oda ismini istiyor. Benim oda ismim neydi? Şu yukarıdaki kısımdı. Şimdi bunu öğrenci kısmına yazacağım. Hadi gelin yazalım. Büyük harflerle XPKZI6D'ydi. Katılmak istediğimizi söylüyoruz. Ve bekliyoruz. Evet, şimdi tekrardan öğretmen hesabına döndüğümüzde biz quizimizi aktif hale getirelim. Öğrenciler zaten odalarına girmiş oldu. Yani sınıflarına girmiş oldu çevirmeyle. Biz şimdi giriş kısmından quiz'e tıklıyoruz. Hangi quiz olduğunu seçiyoruz. Next diyoruz. Daha sonra buradan seçeneği seçiyoruz ve start dediğimizde aktif hale getirmiş oluyoruz. Buradan özellikler var. İsterseniz özelliklerini de açabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi daha hiçbir soru yanıtlanmadı. Burada bir istatistik değer var. Gördüğünüz gibi burada daha hiçbir sonuç yayınlanmamış. Burada bir istatistik değer var. Şimdi öğrenci hesabımıza tekrar geldiğimizde. Evet, şimdi öğrenci hesabımızda bir isim istiyor. Mesela deneme diyelim isim olarak. Gördüğünüz gibi burada deneme adlı kullanıcı giriş yapıldı. Daha hiçbir soruyu yanıtlamamış olarak gösteriyor. %0 diye. Şimdi biz sonuçları yanıtlayalım. Mesela buradan CPU diyelim. Kısa yanıtlı ilk sorumuzdu. Cevabı veriyoruz. Gördüğünüz gibi doğru cevabı verdiğimi gösteriyor. İkinci soruyu hatırlıyorsanız çoktan seçmeli hazırlamıştık. Adana diyoruz. Cevabımızı veriyoruz. Gördüğünüz gibi doğru cevap verdiğini gösteriyor. Bu sırada öğretmen kısmına gittiğimizde de birinci soruya CPU denilmiş. İkinci soruya Adana denilmiş %100 diye gösteriyor mesela bize. Mesela birinci soruya yanlış cevap verdik. İşte ikinci soruya doğru cevap verdik. Atıyorum 3'e yanlış verdik. 4'e doğru. Bunların hepsini gösteriyor. Üçüncü soruya biz bilgisayardaki görüntüleri ekran kartı oluşturur ve monitöre aktarır dedik. Doğru cevabımız. Hatırlarsanız ekran kartında gördüğünüz gibi kalınlaştırıp italik yapmıştık. O da öğrenci hesabında dikkat çekilir bir şekilde gözüktü. Cevabımızı verdik. Doğru cevabı verdik. Gördüğünüz gibi %100 oldu. Verdiğimiz cevaplar da burada yazıyor bu sırada. Quiz'in %75'ini tamamladı şu an kullanıcı isimli öğrencimiz. Deneme isimli öğrencimiz.
Son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tarayıcı türü değildir? Tarayıcı diyoruz bunun cevabına da. Cevabımızı verdikten sonra gördüğünüz gibi testimiz bitti. Biz burada ise yani öğretmen hesabında ise istatistik değerleri baktığımızda %100'ü tamamlandı ve hepsine doğru yanıtı vermiş olduk gördüğünüz gibi. Biz bunun tekrardan istatistik değerini indirebiliriz. Bunu alabiliriz. Gördüğünüz gibi sonuç kısmında. İlk girdiğimizde sonuç kısmında yani result sekmesinde hiçbir şey aktif değildi. Neden? Çünkü bir quizimiz yoktu. Yeni üye olmuştuk ve hiçbir quiz hazırlamamıştık ve hiçbir öğrenci quizimize giriş yapmamıştı. O yüzden aktif değildi. Şimdi ise aktif bir hale geldi. Sonuç kısmı da bu kadar. Finish dediğimizde, view chart dediğimizde tekrardan mailimizi giriyoruz ve sonuçları alıyoruz. Sizler için tekrardan gireyim. Evet, sonuç kısmında tekrardan result kısmına gelip istersek alabiliyoruz buradan. Şimdi ben iki takımı yarıştırayım. Yani iki grup olsun mesela. Sınıfta iki grup yaptınız. A ve B grubu. Siz bu beşer kişilikten oluşuyor atıyorum. Bunları kendi aralarında denemek istiyorsunuz, ölçmek istiyorsunuz. O zaman speech list diyoruz. Start diyoruz. Hangi quiz diye soruyor. Mesela burada bizim şu an tek quizimiz var. İki quiz, birisi de kendiliğinden verilen quiz Sokrativ'in. 10-20 quiz olduğunda onlar arasından seçmemiz için veya buradan isim taraması yapabiliyoruz. İşte bilgisayar donanımı dediğimde altta çıkıyor tamamen. Bilgisayar donanım isimden next diyoruz. Burada bir sembol seçiyoruz. Yani öğrencilerin nasıl gözüksün diye. Mesela bisiklet şeklinde gözükürse kimin önde olduğunu da görürüz. Hem eğlenceli olur. Burada kaçar kişilik olsun gruplar onu söylüyor. Beşer kişilik demiştik. Aşağı kısımdan ise işte ücretli mi olsun ücretsiz mi onu belirliyoruz. Bir start diyelim. Gördüğünüz gibi şu an 5 isim, 5 tane grubumuz var. Beşer kişilik 5 grup istemiştik. İşte birinci gruba bir isim veriyor, ikinci gruba bir isim veriyor, üçüncü grup, dördüncü grup ve beşinci grup. Gördüğünüz gibi hepsinin renkleri de birbirinden farklı. Şimdi sınıfımızı tekrar girelim. Pardon. 6D. İstersek bunun ismini de ayarlardan değiştirebiliyoruz bu arada. İsim verelim. Mesela teknoloji olsun grubun birinin ismi. Gördüğünüz gibi grubun birinin ismi teknoloji diye ben girdim. Blue isimli şu an grubumuz. Mesela ne diyelim? Yanlış bir şey söyleyelim. Mesela C C C diyelim. Yanlış bir şey. Mesela ne diyelim? Yanlış bir şey söyleyelim. Mesela böyle bir cevap verdik mesela XXX diye. Yanlış cevabımız CPU'ydu. Mesela gördüğünüz gibi şu an Blue'da hiçbir ilerleme yok. Doğru cevap verelim. Adana diyelim. Gördüğünüz gibi bisikletimiz ilerledi. Yani Blue isimli grubumuz ilerledi. Ben şu an sadece bir grubun quizini yapıyorum. İşte 5 yerden girdiğimizde mesela aynı anda cevap verdiğimizde bunlar ilerleyecek. Birisi ilerleyecek, birisi ilerlemeyecek. Onun ayarlamasını yaparsınız. Ben sadece şu an bir örnek gösteriyorum. Yani tek bir ekrandan gösterdiğim için. Mesela buna da doğru diyelim. Gördüğünüz gibi bisiklet ilerledi. Son soruya geçtiğimizde yanlış bir cevap verelim.
Gördüğünüz gibi bisiklet olduğu yerde kaldı. Atıyorum bitirmek istediğimizde bunun istatistiksel değerini mi almak istiyorsunuz yoksa bir tablo haline mi dökmek istiyorsunuz? Buna siz karar veriyorsunuz. Sokratif bu şekilde. Sizinle birlikte Sokratif platformunu kısaca tanıttım. Bir quiz oluşturduk ve bu quiz'i öğrencilerimize nasıl uygulatabileceğimizi gösterdik. İster öğrenciler bireysel oynayabilirler, ister takım halinde oynayabilirler. Bunların istatistiksel değerlerini alabilirsiniz, tablo haline dökebilirsiniz ve en önemlisi hazırladığınız quiz'i indirebilirsiniz. Veya hazırladığınız quiz'i bağlantı linkiyle paylaşabilirsiniz. Sokratif Bilgi Yarışması Hazırlama Platformu bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.